Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli duruma gelen Elazığ'da Vali Erkaya Yırık salgınla ancak birlikte hareket edilerek başa çıkılabileceğini söyledi. Vali Yırık herkesi kurallara uymaya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından koronavirüs risk haritası güncellendi. Yeni normalleşme sürecine orta risk grubunda sarıyla başlayan Elazığ, son tabloya göre 100 bin kişide 80.11 ile kırmızıya döndü. Vatandaşları kurallara uymaya davet eden Vali Erkaya Yırık, bu salgınla ancak hep birlikte hareket edilerek başa çıkılabileceğini söyledi. İnşallah vatandaşlarımızın çok eski günlerde demeyelim, yakın geçmişte karşı karşıya kaldığımız sınırlandırmalarla karşılaşmamak için bugün asla geç bir vakit değildir. Vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayatın bilinciyle hareket ederek, özellikle izolasyonda olan vatandaşlarımızın izole bir şekilde kalmayı tercih ederek, başkalarının hayatlarını da tehlikeye atmadan bulaş riskinin, COVID-19 salgınının bir an evvel ülkemizden uzaklaştırması için senkronize bir anlayışın, çalışmanın içerisinde olmalıyız. Toplumu etkileyen riskin yine toplumsal gayretle aşılabileceğini ifade eden Elazığ Valisi Erkaya Yırık, günlük yaşamı etkilemeyen sınırlandırmalara uyulması gerektiğini kaydetti. Yırık, kurallara uyulmaması durumundaysa daha ağır tedbirlerin uygulanabileceğini ifade etti. İnşallah bu risk gittikçe azalır ve ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya bu musibetten de inşallah kurtulur diye temenni ediyoruz. Her ne kadar yüksek riskli alanda isek, sayımızın çok fazla fazlalaşmadığını, fazlalaşmaması için de vatandaşlarımızın yapacağı çok şeylerin olduğunu biliyoruz. Tüm katmanlardan, tüm sektörlerden, gerek odalar, gerek muhtarlarımız, gerek seçilmişlerimiz, gerek daire amirlerimiz ve tüm kamu görevlileri, herkesin öncelikle şu küçük yavrularımızın da bu işe yapacağı katkıyla inşallah ilimizde vaka sayılarını azaltacağız. Ama bunun olabilmesi için gün içerisinde bizleri çok etkilemeyen sınırlandırmaları yarın komple bir sınırlandırmaya geçmeden gerçekleştirmemiz lazım. Yani inşallah vatandaşımız bu duyarlılıkla hareket edecek ve Elazığ'ımızda, Gakko kentimizde bu musibet inşallah kalkacak.